Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir takı videosu çekeceğim sizler için. En sevdiğim takılarımı, daha doğrusu en sevdiğim küpelerimi, bu ilk video olacak ve küpe videosu olacak. Bunlar altın olmayanlar. Bir altın takılarım var. Hani falan filan işte küpelerim, kolyelerim, bilekliklerim, yüzüklerim. Oh! Bu ilk videom küpe videosu olacak. Ben takı takmayı çok seviyorum ve şöyle bir tepsinin içerisine en sevdiğim takılarımı gittim takı çekmecelerimden topladım, geldim sizlere anlatmak istiyorum. Hem belki bir fikir olur, hem almadan önce markaları falan da düşünürsünüz. Hemen başlamak istiyorum. Ama öncelikle şunu söyleyeceğim. Benim nikel alerjim var ve nikel içeren, nikel kaplama olan herhangi bir takıyı takamıyorum. Alerjiniz varsa sizler de bunlara dikkat edin. Nereden alıyorsanız alın, mesaj atın. Çünkü hani alerji olmak istemezsiniz eminim ki. Mesaj atın, nikel içerir mi, nikel bulunur mu diye. Ya da ne bileyim başka bir şeye alerjiniz varsa. Ben çocukken altından ve gümüşten başka bir şey takamayacağım diye biliyordum ama öyle değilmiş. Altın kaplama ürünler kullanabiliyorum, çelik ürünler kullanabiliyorum. İşte pirinç üzeri kaplama falan bunları kullanıyorum ve hiçbir şekilde bir alerji yapmıyor bende. Fakat nikel içeren bütün takılar hemen bir kızarma, kaşınma, işte bir kabarma, hemen vücudum reaksiyonla tepki veriyor ne yazık ki. Şimdi aldığım, sevdiğim, beğenerek kullandığım bütün takılarımı sizlere gösteriyorum. Başlıyoruz. İlk önce mangolardan başlayayım. Mangodan çok fazla küpe alıyorum ben. Çok seviyorum mango küpeleri. Mesela şöyle, mangonun halka küpeleri çok güzeldir. Şöyle göstereyim. Yandan da şu şekilde duruyor. Arka tarafı şöyle ikisi birbirine geçirmeli olanlar değil de şu şekilde kapananları daha çok seviyorum. Bunları kullanmak bence daha kolay. Takabilsem de. Bu şekilde. Hiçbir şekilde kararmıyor, etmiyor, alerji yapmıyor. Fakat mesela bu küpeler ağır. Bunlar hala var bu arada. 100 lira falandı fiyatı da. Fakat bunlar ağır. Kulağınızda bir süre sonra yer çekimiyle çok fazla ağırlık yapabiliyorlar. Haberiniz olsun. Sonra bir diğer mango küpelerim de bunlar. Bunları da ne zaman taksam, arkadaşlarım, çevremdeki insanlar falan hep böyle sorarlar. Şöyle bunlardan. Genel olarak gold renkte takıları daha çok severim. Mesela bugün de gold taktım. Gold takıları daha fazla tercih ederim. Bunun da arka kısmı şöyle. Bu da şeyli değil yani. Klips yani iki geçirmeli değil. Onların adı ne tam olarak bilmediğim için böyle söylüyorum ama siz anlarsınız sonuçta. Bunlar da böyle takılar. Bunları da çok seviyorum. Mango'nun ürünleri altın kaplama olduğu için fiyatları biraz yüksek olabilir. Fakat Mango'nun hiçbir ürünü kötü çıkmaz. Alerji yapmaz. Hiçbir şekilde rahatsız etmez sizleri. O yüzden Mango'yu şeyle önerebilirim. Yani çok gönül rahatlığıyla önerebilirim. Ondan sonra bir tane Instagram hesabı var. Dam Smooth diye. Eğer isterseniz aşağıya yazarım soran olana. Soran olursa sorulan o yorumun altına nereden aldığımı yazarım. Ya da açıklama kısmına da yazabilirim. Fark etmez. Dam Smooth Nişantaşı'nda Steez'le var. Karşıda bir iki AVM'de daha varmış. Zeruj Port diye bir yer varmış. Ben neresi olduğunu bilmiyorum. Historia AVM'de varmış. Hiç gidip görmedim. İşte Steez Nişantaşı'nda var ve Instagram hesapları var. Aynı zamanda Trendyol'da da var. Ve en sonki alışverişimi Trendyol'dan yaptım. Çok da tatlı bir hediye göndermişler. Minik bir ayarlamalı yüzük göndermişler. Çok memnun kalmıştım. O da çok güzeldi. Güzel not yazıyorlar falan filan. Onların da ürünleri altın kaplamadır. Fiyatları falan uygundur. Ve mesela benim oradan aldığım şeyleri çevremdeki insanlar hep gerçek altın zannederler. Bu yüzden de çok severim orayı. Neyse geçiyorum.
Oradan da şu minicik, küçücük şu halka küpeleri aldım. Şöyle bir tanesini göstereyim. Şöyle görüyorsunuz. Benim kulaklarımda ikisinde de birer tane var. Bir sağ kulağımda bir tane daha delik var. Sağ kulağım iki delikli, sol kulağım tek delikli. Bunları bazen hani teker teker yani ses papyondan geldi. Ya teker teker takıyorum ya da bazen buraya ne takarsam takayım yukarıya tekli olarak takıyorum ikinci deliğe. Bu halka küpeleri de çok seviyorum ve her kızın mutlaka bir halka küpesi olmalı diye düşünüyorum. Her ne olursa olsun bir halka küpeniz mutlaka olsun. Hani hiçbir takınız olmasın ama bir tane halka küpeniz mutlaka olsun. Küçük ya da büyük, hani ince kalın hiç fark etmeksizin. Halka küpe bence çok kıymetli, çok zarif ve asil duran da bir şey. Sonra Damsmood'un iki küpesini daha göstereceğim. Mesela bunları ben çok uzun zamandan beri kullanıyorum. Hiçbir şey olmadı. Bunlar mesela yıldızlı olanlar. Şöyle göstereyim. Üstünde küçük taşları falan da var. Bunlar da şu şekilde. Küpelerim ben şöyle geçirmeli olanlarını severim. Klipsli olanları severim dediğim gibi. Bunlar da çok güzeller ve hiçbir şey olmadılar. Ne taşı düştü, ne rengi karardı, ne koptu, ne düştü, ne döküldü. Hiçbir şey olmadı. Bunlar da severek kullandığım küpelerim. Çok sık kulağımda görürsünüz bunları da. Bir diğer Damsmood küpem de bu hayat ağacı küpeler. Bunlar da klipsli ve şu şekilde hiçbir şey olmadı. Ne klips yerlerine, ne aralarına, ne sağlarına, ne sollarına gerçekten taş gibi küpeler ve 60 lira falandı fiyatları. 30 liraya, 15-20 liraya falan da küpeleri var. Fiyat skalası çok geniş. Sizlere de söyleyeyim. Ay, bu arada çayımdan bir yudum alacağım. Damsmood'dan başka bir şey kalmadığına göre nereye geçelim? H&M'e geçelim bence. H&M yüzükleri falan ben o kadar beğenmiyorum ama H&M'in küpeleri gidip ara sıra bakarım her seferinde ve H&M'in bazen çok güzel küpeleri oluyor. Hemen sizlere de mesela elimdeki H&M küpeleri göstereyim. Papyoncuğum! Mesela şunları H&M'den aldım. Şöyle. Fiyatı 59 lira falandı. Testi göstereceğim. Şöyle. Çok kibar, çok şık ama şöyle geçirmeli. Arka kısmı ayrı, klipsli değil bunlar. Ve bence gerçekten çok şık, çok hoş küpeler. Bunlara da hiçbir şey olmuyor, kararmıyor, dökülmüyor, alerji yapmıyor ve ara sıra bu kadar güzel ve bu kadar şık küpeler geliyor. Her zaman bütün küpelerini H&M'in beğenmiyorum ama bazılarını gerçekten çok beğeniyorum. Devam ediyorum. Bu H&M küpeleri de bıraktığımıza göre. Mesela şunları da H&M'den almıştım. Bunlar da birkaç sezon öncesinin küpeleri elbette. Ama yani bunlara da hiçbir şey olmadı. Bunlar da gümüş renk, halka, taşlı. Şöyle halka küpeler. H&M marka. Hiçbir şey olmadı bunlara da. Çok sağlam ve çok güzel çıktı. H&M'in ben yüzüklerini çok fazla beğenmesem de küpelerine, kolyelerine bayılıyorum. Kolyeleri çok fazla uzatmalı olmadığı için ben de kilolu olduğum ve boynum kalın olduğu için H&M'in kolyelerini çok fazla alamıyorum. Benim için bir kolyenin mutlaka 50 santim, işte 48, 50, 52 santim arasında olması lazım. Tam böyle istediğim yerde durması için. Çünkü daha yukarıda durursa yüzümü daha yuvarlak ve daha büyük gösterir. Zaten lahmacun gibi suratım var yani kocaman Trabzon ekmeği bir suratım olduğu için hani o duruşu ayarlamam gerekiyor. Neyse bunlardan H&M'in sevdiğim küpeleriydi. Ben de burada H&M'in bir sürü küpesi var ve çok fazla severim onları. Sonra sizlere Vadi İstanbul AVM'de var. Başka nerede var? Kanyon'da var.
Etiler'de Akmerkez'de var ve Zorlu Center'da var. Benim bildiklerim bunlar. Başka mağazaları var mı bilmiyorum ama Agatha Paris diye bir gümüşçü var. Gümüş küpeler, işte kolyeler falan filan satıyor. Ve gerçekten muazzam, mükemmel ve çok ilgililer. Standlarındaki AVM'lerde standları var ve standlarındaki o kızlar, işte erkek olursa beyler, o kadar kibar, o kadar yardım eden insanlar ki hiçbir şekilde sizi zora sokmadan her şekilde işte tadilatını atıyor. Mesela işte küpeyi kırdınız, hemen götürdüğünüzde ücretsiz bir şekilde tadilatını yapıyorlar. Garantileri falan çok iyi. Bu arada dans modunda 2 sene garantisi var. Herhangi bir şey olduğunda gidip götürdüğünüzde, ben bunu sizden aldım ama böyle oldu, karardı, şöyle oldu dediğinizde hemen değişimini yapıyorlar. Ürün ellerinde yoksa aynısından veremedikleri takdirde aynı fiyatta başka bir ürün seçebiliyorsunuz ya da işte alıyorlar sizden, tekrar kaplattırıp size tekrar veriyorlar. Bu da çok önemli. Yani müşteri hizmetleri gerçekten çok önemli. Bazı yerlerden alıyorsunuz ve ondan sonra orayla bütün ilişkiniz kopuyor. Ben onu çok fazla sevmiyorum. Neyse, bunu da Agata'dan aldım. Bu da bir halka küpe. Ve şöyle göstereceğim. Gösteremiyorum. İkisinin aynı yönünü ayarlayamadım. Bu böyle taşlı bir küpe. Fakat şöyle bir illüzyonu var bunun. Bunun bir de şu arka kısmında da taş var. Yani oval kısmının arka tarafında şurada da taşlar var ve o kadar şık duruyor ki kulağınızda. Gerçekten mükemmel bir küpe. Fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 140 lira falandı. Gümüş bir küpe, roz renkte. Fakat gerçekten çok şık, çok güzel bir küpe. İnsana kendini de çok iyi hissettiriyor. Zaten bu baget taş da çok moda, bilirsiniz. Baget taşlı böyle güzel bir küpe. Çok seviyorum bu markayı da. Sonra nereye geçelim? Ay, sizlere şey göstereyim. Ben bunları Danimarka'dan almıştım. Sağ olsun Cemalciğimin. Gene bir videoda Cemal'i anmazsak olmaz. Cemal'in hediyesiydi bunlar bana. Danimarka Baltık Denizi'ne kıyısı olduğu için Baltık Denizi'nden çıkan bu taşın adı neydi? Taşın adını hatırlamıyorum. Ay, neydi ya? Neyse, işte şöyle bir tane küpem var. Bu böyle insandaki siniri, stresi falan alıyormuş. Cemal bana o yüzden almıştı bunu. Kalpli, şöyle Baltık Denizi'nden çıkan işte o şeyle yapılan bir küpe. Fiyatı pahalıydı yalnız ya. Biz baya şunları işte 1 kron 1 liraydı o zaman. Şimdi ne kadar bilmiyorum. Ve 1000 kronu almıştı Cemal. Yani baya bunlar 1000 lira. Ama çok güzel. Çok severek takıyorum. Allah'ım. Cemal'ımın hatırası. Cemal'ım yapmaz. Vardı bir tane Kemal'im yapmaz diye bir dizide. Öyle oldu. Neyse. Geçiyorum bir diğer küpelerime. Ya bunları ben vadide bir alışveriş şenliği vardı. Oradan aldım. Markayı hatırlamıyorum fakat sizlere göstermek istiyorum. Hani aklınızda böyle bir şey olsun, fikriniz olsun diye göstereyim. Bunlar da altın kaplama ve hiçbir şey olmayan şöyle bir çift çiçekli küpe. Arkası şu şekilde silikon bir kapatma şeyi var. Şöyle göstereyim. Hafif küpeler, çok güzel ve çok şık duran küpeler. Bunları da takmayı çok seviyorum. Ama nereden aldığımı hatırlayamıyorum. Sonra geçenlerde Pull&Bear'dan bir küpe seti aldım ben. Fakat şeyini göstereceğim. Şu arka kısmını. Hemen soldu, hemen kaplaması attı. Fakat şu çiçeklerin, papatyasının güzelliğine bakın dostlarım. Bu kadar mı güzel olur? Çok seviyorum ama kaplaması ne yazık ki kötü oldu. Yani şey kısmını çıkartıp başka bir şeye takabilirim bunları aslında.
Öyle değiştirebilirim. Pull&Bear'lar, Bershka'lar, Stradivarius'lar falan, onlardan aldığınız takıların her bir tanesi 1-2 ay kullandıktan sonra mutlaka kaplamasını atıyor. Bu da aklınızda olsun. Onların kaplamaları çok sağlam olmuyor. Zaten mesela 10 çift küpeyi falan 50 liralara satıyorlar. O yüzden hemen kaplaması atıyor haliyle. Yapacak bir şey yok. Sonra Vadide bir tane Vadi İstanbul AVM'de bir tane takıcı var. Tam böyle Marks & Spencer'ın yanında bu takıcı. Cameo muydu? Cameo. Aynen. Hatta onlar başka bir firmayla beraberlerdi. Ondan sonra ayrıldılar. Ve Cameo artık tek başına devam ediyor. Onlardan aldığım ve herkesin bayıldığı küpelerim. Bunu taktığımda herkes küpemi sorar. Yolda durdurup soranlar olur. AVM'de mesela Araplar falan çok beğeniyorlar bu küpeyi tuhaf bir şekilde. Bunlar böyle kalpli küpelerim. Hiçbir şekilde kaplamasında bir atma olmadı. Üstündeki minesinde bir sorun, sıkıntı olmadı. Bunlar bu yüzden çok sevdiğim küpeler. Bubble Bar yazıyor arkasında. Tabii Cameo birçok şeyin firmanın ürününü satan bir firma. Bunlar böyle güzel mine kaplamalı ürünlerimde. Gene aynı o Cameo markasından. Umarım adı Cameo'dur. Yani ben Cameo diye hatırlıyorum ama Cameleon da olabilir. Ne fark eder? Yani ne fark eder? Özel olarak hani hangi küpeyi özel olarak sorarsanız aşağıya yazarım nereden aldığımı, araştırır bir şekilde bulurum. O şu çiçekler hariç bir tek bunları nereden aldığımı hiçbir şekilde bilmiyorum. Cameo'dan aldığım bir diğer yüzük de bu halka. Niye yüzük demeye başladım? Cameo'dan aldığım bir diğer küpelerde bu halka küpeler. Bunlar da açık mavi, bebek mavisi. Mine kaplamalı. Yarısı kaplama, yarısı değil. Şöyle güzel bir şey de var. Şekli de var. Bunları da çok severim. Tam bir yazlık küpe ama benim için küpenin yazı kışı yoktur. Her küpeyi her zaman takabilirim. Sonra neye geçelim? Şunlara geçelim. Bunlar benim yaptığım küpeler. Şöyle kirazlı küpeler. Cemal bana kiraz derdi. Bu yüzden bizim hayatımızda kirazın böyle apayrı bir yeri vardır. Benim hayatımda özellikle kirazın çok ayrı bir yeri vardır. Çünkü kiraz benim adım, hani Cemal bana hep kiraz dediği için. Rahmetli Cemal, Allah rahmet eylesin. Toprağı bol olsun. Ölmedi tabii de. Beni terk etti sadece, beni bıraktı. Bunlar da çok sevdiğim kirazlı küpelerim. İnternette böyle de var. Bu şekilde trend yolda kirazlı küpe diye arattığınızda bu şekilde de çıkıyorlar. Ben bunu kendim yapmıştım. Ama eğer isterseniz camdan da yapıyorlar. Cam demişken de Beşiktaş'ta pasajın içinde böyle üçüncü dükkan ya da dördüncü dükkan, yıllardır açıktır orası. Murano cam sanatıyla. Yani o sanatın adını ben Murano diye biliyorum, olmaya da bilir. Cam sanatıyla çok güzel küpeler yapıyorlar. Şunları da oradan almıştım. Bunlarda hiçbir şey olmadı. Metal kısımları gümüş, kalan kısımları cam ve hepsi el yapımı. Şu şekilde. Bunlar da çok güzel küpelerimdir. Kaç yıldır? Belki 5-6 yıldır, belki 7 yıldır bende olan küpelerdir. Çok severim. Beyaz gömleğin üzerine mesela çok yakıştırırım bunları. Çok severim. Sonra Shoes & More diye bir marka var. Ve ben bu Shoes & More'un Seda ile her buluştuğumuzda mutlaka bir küpesini, bir takısını, bir şeyini, bilekliğini falan alırım ve acayip seviyorum orayı. O kadar çok seviyorum ki normalde bir ayakkabıcı, ayakkabı, çanta falan satıyor. İşte fular satıyor ve takı satıyor. Karşıda Buyak AVM'de var ve biz Seda ile her buluştuğumuzda ben mutlaka oradan bir çift küpe alıyorum. Mesela bunları son buluştuğumuzda almıştım. Şöyle bir çift küpe. Şu şekilde hiçbir şeyi düşmüyor, hiçbir sorun olmuyor, şıkır şıkır, bir de o kadar
şık duran küpeler ki bunları da çok seviyorum. Shuzenmor'un Shuzenmor'un küpeleri de çok güzel. Sonra bunları da oradan almıştım. Mesela bu renkli şeyleri de çok seviyorum ben bu arada. Hele birazdan bir tane bir şey göstereceğim. Onu da aynı yerden aldım. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu da böyle yeşil. Yani ben gömlek giymeyi çok sevdiğim için gömleğin üzerine bunları çok yakıştırıyorum. Ya da eğer böyle düz beyaz bir tişört giyip de üstüne böyle bir şey taktığınızda, düz bir tişört giyip üstüne böyle bir şey taktığınızda aşırı derecede yakışıyor. Şunları şöyle tekrar göstereyim. Sallanmayın artık. Bunlar da böyle bir çift küpemdi. Sonra bunları da Shuzenmor'dan aldım diye hatırlıyorum. Umarım başka bir yerden almamışımdır. Gold renk ve çok güzel bir küpe bu da. Bunu taktığımda da insanlar sorar. Gerçi ben zaten bütün arkadaşlarımda Cansu deyince aklınıza ne gelir deseniz genelde küpe gelir. Çünkü küpesiz ve saatsiz mesela yürüyemem. Hani yürüyüşüm bozulur gerçekten. O kadar bunlarla kendimi iyi hissediyorum. Bunlarsız yokum gibi bir şey oluyor ama değil tabii ki de. Sadece çok fazla seviyorum. Ve son olarak sizlere yılların ve benim yıllardır almaktan en çok sevdiğim marka olan Accessorize'dan bahsedeceğim. Accessorize birçok mağazasını kapattı ne yazık ki. Mesela Vadide vardı, kapattı. Pandemiden sonra ürün getirmemeye falan başladı. Ama özellikle Accessorize'ın Z serisi, altın kaplama serisi. O kadar güzeldir ki internette hala var mı, Türkiye piyasasında var mı falan filan bilmiyorum. Londra markasıdır bu arada. Accessorize London diye girerseniz mutlaka bulursunuz. Ve oradan aldığım ve en sevdiğim iki tane takıyı göstereceğim sizlere. Sesim iyice gitti, konuşamıyorum. Böyle bir şey anlatırken zorlanıyorum. Şu şekilde çok kibar, çok zarif küpeler. Bunlar bende bir 4-5 yıldır varlar ve çok severim bu küpeleri de. Şöyle incecik dantel detaylı. Umarım görüyorsunuzdur. Küpeler bunlar ve son olarak da şunu göstereceğim. Bunları da Accessorize'den aldım. Bunları gören herkes de pırlanta olduğunu düşünür. Şu şekilde sallantılı, üç taşlı. Çok şık küpelerdir. Taktığımda kulağımda çok şık duruyorlar. Ay, ayağım uyuştu. Sol ayağım yok. Anlatırken yoruldum. Ve umarım güzel anlatabilmişimdir. Bunun şu an ilk serisi küpelerde. Sonra kolyeler, bileklikler, yüzükler bu şekilde çekeceğim. Ondan sonra bir de bunların altın olanını çekeceğim. Çekeceğim yani her şekilde bunları ben çekeceğim. Çünkü çok seviyorum. Takı kullanmayı çok seviyorum. Mesela şu an kulağımda görmüş olduğunuz bunları da H&M'den aldım. Görüyor musunuz? Evet görüyorsunuz. Bunlar da H&M'in küpeleriydi. H&M küpe konusunda çok iyidir. Fiyat konusunda da çok iyidir gerçekten dediğim gibi. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu da beğenin lütfen. Ve aşağıya sorunuz olursa yazın. Hemen cevaplarım. Bildirim geldiği için hemen görüyorum sorularınızı. Hoşça kalın.